Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde akordiyonlar üzerine biraz çalışacağız. Dilerseniz hemen derse geçiş yapayım ve kısaca size bu akordiyon dediğimiz element nedir? Ne işe yarar? Biraz ondan bahsedeyim. Bu akordiyon aslında arkadaşlar hepimizin mutlaka karşı yani mutlaka gördüğümüz, hepimizin mutlaka en az birkaç kez gördüğü arkadaşlar. Şu şekilde elementler. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi aslında sayfayı daha derli toplu hale getirebiliyor ve bu şekilde kullanıcıdan bir aksiyon bekliyoruz ve bu şekilde kullanıcı tıklayıp buradaki yazıyı görebiliyor. Bu da web dizaynında sürekli kullanılan arkadaşlar yöntemlerden biri. Tabi artıları eksileri mutlaka bunda mevcuttur. Tabi bu bizi ilgilendirmiyor ama ben kısaca bahsedeyim dedim. Şimdi biz bunlarla nasıl etkileşim geçebiliriz arkadaşlar? Aslında etkileşim olayı tıklamaktan ibaret. Ancak mesela biz bu akordiyonun açılıp açılmadığını biz nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Aslında bu dersin genel amacı bu olacak arkadaşlar. Dilerseniz bir inceleyelim bu elementi. Şöyle kapalı bir şekilde. Şimdi bakın şu aslında bir kart ifade ediyor. Burada bakın şöyle yapayım aslında. Akordiyon klası altında bakın 3 tane kart var değil mi? Peki ben şu an bir şey anlayamıyorum. Şöyle içini de açayım mesela. Bu ilk kartın içi arkadaşlar header var. Ve şöyle div class adı olarak collapse olan bir element var arkadaşlar. Peki ben bunu bir açayım ve buradaki arkadaşlar değişime dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. Dikkat ettiyseniz buradaki class adı arkadaşlar artık collapse show oldu ve hatta tam açılırken arkadaşlar bakın dikkat edin. Collapsing oldu ve collapse show oldu. Aslında yani bu class attribute arkadaşlar 3 farklı değere sahip oluyor. Nasıl? İlk sahip olduğu değer bakın collapse kapalı değeri yani collapse zaten yani kapatmak demek yani. Collapsing oldu arkadaşlar açarken hızlı bir şekilde geçti ve son hali üçüncü bir şekilde de aslında collapse show olabiliyor arkadaşlar. Yani aslında biz bu attribute üzerinde arkadaşlar bu attribute değerini biz alabilirsek bunun açık olup olmadığını anlayabiliriz. Başka bir yöntemi yok diyebiliyorum. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar biz amacımıza ulaşacağız diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz hemen kod yazmaya geçelim. Şimdi öncelikle bir buradaki elementi bulalım. Yani şu collapse klasına sahip yani collapse show da olabiliyor gerçi. Yani dediğim gibi 3 farklı değere sahip bu elementi bulalım. Peki biz bunu nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünelim. Bunun klasını kullanamam. Çünkü klası değişkenlik gösteriyor. Bu benim çok işime yaramayabilir. O yüzden ID zaten yok. ID'sini bulamadım. Yani pek bir şey yok açıkçası. Bu yüzden arkadaşlar burada bence en mantıklı olan şey XPath kullanmak. XPath bu arada normalde çok tercih edilmemesi gereken bir yöntem. Çünkü yine tabii tüm locator'lar gibi artıları eksileri var ama en son tercih etmemiz gereken şey arkadaşlar. Sanırım yani şöyle aslında bu DOM üzerindeki herhangi bir elementin yeri değiştiği zaman mesela o XPath etkilenebilir. Çünkü XPath aslında yani biz lokasyonunu tamamen buradaki taglere ve taglerin bulunduğu lokasyona göre aslında buluyoruz. Ve bu şekilde de aslında çok sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü en ufak bir değişiklik bu bizim XPath'imizi çöpe atacaktır aslında. Ama burada en mantıklı yöntem bu gibi gözüküyor. Çünkü diğer şekilde işte CSS'le falan bulmak çok sağlıklı olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi hemen bunu bulalım. Çok uzattım. Bu arada bu tüm locator'larla ilgili genel bir video çekmeyi planlıyorum. O videoda da aslında hepsinin üzerinden geçeriz ve daha
böyle iyi bir bilgiye beraber sahip oluruz diye düşünüyorum. Şimdi XPath'leri bulurken arkadaşlar, şimdi ben buraya inmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben öncelikle arkadaşlar mesela bakın card class'ına sahip, card class attribute'üne sahip buradaki ben element'e şu şekilde inebilirim. Bakın şu shift slash deyip div diyorum ve aslında tüm DOM'daki şu an bulunduğum seviyede, şu an ben en üst seviyedeyim aslında. Bu DOM üzerindeki tüm divleri buluyor aslında böyle. Bakın hepsini buluyor. Ben ama daha spesifik bir şey arıyorum ve bunu biraz daha spesifiğe indirmek istiyorum arkadaşlar. Onun nesi vardı? Class attribute'ü var arkadaşlar. Add class deyip şöyle. Class'ı neydi? Card. Bakın çok güzel. Şu an sadece 3 tane çıktı. Şuradan da görebiliyorsunuz. 3 tane çıktı. Ama ben bunun aşağısına inmek istiyorum. Nereye inmek istiyorum arkadaşlar? Şuraya. Şimdi peki ben bunu nasıl inebilirim? Buna şöyle inebilirim arkadaşlar. Bir slash daha koyuyorum ve div diyeyim mesela ne olacak? Bakın aslında altındaki şeyi buldu. Divlerin hepsini buldu. Ama tüm kartlardakini buldu. Ben ilk karttakini istiyorum mesela. İlk karttakini bulmak için arkadaşlar şimdi şuraya siliyorum. İlk kartı bulmak için şuraya şöyle parantezi açıp 1 diyorum. Bakın şu an ben en üstteki karttayım. Şurada bak, bakın zaten mavi olarak highlight ediliyor. Tamam. Şimdi ben ilk karttayım ve ilk kartın altındaki ikinci dive, bakın 1, ikinci dive gitmek istiyorum. Onu da şu şekilde yapabiliyorum. Basit bir şekilde. Yine bir slash koyup div dedim. Bakın 2 div buldu. Ve ikincisine gideceğim. Bu şekilde bakın. Gitmek istediğim şeyi buldum. Bakın bu şekilde ben XBit'in yazmış oldum. Ama dediğim gibi buraya mesela bir div daha gelse arkadaşlar bu patlıyor mesela. Yani yeri değiştiği için, sıralaması değiştiği için patlıyor. Bu yüzden çok kullanılmaması gereken bir şey ama biz bu eğitimimizde şu an bunu kullanmayı tercih ettik. Bunu aldım arkadaşlar ki şuraya bir tıklatacağım ve daha sonra aslında az önce belirttiğim işlemleri, yani bu class attribute adı ne oluyor gibisinden bakıp aslında testimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sayfaya ben gidiyorum burada. Ve şimdi ne yapalım? En başta hiç bu açık değilken bu attribute'deki ben adı almak istiyorum arkadaşlar. Onu da mesela bir string ifadeye, şimdi öncelikle elementi bulalım tabi. Web elementi diyorum. Ne olsun? First card diyeyim arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Driver.findElements by XPath'le bulduk ve yapıştırdım. Tamam, elementi bulduk. Peki bu elementteki ben attribute'u nasıl bulabiliyorum arkadaşlar? O da çok basit. Şimdi string bir ifade atacağım onu. Adı da ne olsun? Class name olsun. Bunu da şu şekilde bulabiliyorum. First card, yani elementi aldım. Get attribute, bakın direkt çıktı zaten. Get attribute. Bakın parametre olarak da class, yani string alıyor. Yani şöyle, mesela bunun class attribute'u var değil mi? Ben bu class'ı şuraya yazarsam oradaki değeri almış olacağım aslında. Mesela burada başka şey de olabilir. İşte ID'si, ne bileyim mesela simtal diyor. Bunları da yine aynı şekilde arkadaşlar get attribute'de alabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Peki bunu şurada şu adımda ben bir yazdırayım arkadaşlar konsola. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Bakın arkadaşlar collapse show çıktı. Ama niye böyle oldu? Direkt açık çıktı karşımıza. Şöyle tekrar çalıştırmak istiyorum. Tamam, açık çıkıyor. Demek ki açık çıkabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar ilk açık çıktı. Yani şurada tekrar edelim. Bakın collapse show çıktı ve aslında doğru. Bakın konsola doğru bir şekilde yazdırdım. Peki bu açık çıktı karşımıza. Biz bunu mesela tekrar tıklayıp kapatalım. O zaman ne olacak aslında? Bir ona bakalım arkadaşlar.
Şimdi zaten elimde yukarıda element var. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Gidip buna tıklayacağım. Daha sonra class name'i ben bakın class name burada şu 18. satırda biz class name'i almıştık ve 19 yazdırmıştık. Şimdi tıkladıktan sonra ben class name'i tekrar bir çekmek istiyorum. Yine aslında şuradaki gibi aslında arkadaşlar şuradaki adımın aynısını tekrar yapıyorum. Yani 18. adımla 22. adım bakın tamamen aynı. Class name ama tekrar ben başka bir değer atacağım için tekrar bu şekilde bu metodu çağırmak zorunda kaldım. Şurada arkadaşlar tekrar class name'i bir çağıralım bakalım bu sefer ne olacak. Tıklamayı yapamadık arkadaşlar galiba. O yüzden collapse show dedi ikisine de. Bir bakalım tekrardan kontrol edelim. Niye böyle oldu? Onu bir düşünelim beraber. Şimdi açık geliyor. Ben tekrardan ona tıklatıyorum aslında. Kapanmasını bekliyorum. Ama kapanmadı. Şöyle şuraya bekleme koymak istiyorum arkadaşlar. Thread nokta silip bir saniye beklesin mesela. Şunu da exception ekleyelim metoda. Tıklamasına rağmen şey yapmıyor arkadaşlar. Ha şöyle arkadaşlar muhtemelen şimdi bakın buraya tıklatmaya çalışıyorum ben yanlış yaptım özür diliyorum. Ben şuraya tıklatmaya çalışıyorum bakın tekrar üstüne geleyim. Ama ben şuna tıklatmam lazım. Yani açıkken şimdi şöyle bu şekilde kapalıyken ben buna tıklatabilirim. Yani şu element bunun içerisinde olduğu için yine bu şeyi alacaktır tıklama şeyini. Ama şu şekilde açıkken bakın gidiyor buraya tıklıyor. O yüzden şu işlemi biz gerçekleştiremiyoruz. O yüzden arkadaşlar ben ne yapacağım? Bakın şunun ID'si var süper. Direkt buna tıklatacağım. Şimdi şunu alayım ben bir. Thread'e şu an gerek yok. Ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şöyle yapalım. Driver.findElement by ID deyip aldım. Tıklattım. Şunu siliyorum arkadaşlar. Ve şurada tıklattım o en yukarıdaki karta şuraya ve kapanmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu anda gerek kalmadı. Sileriz biraz. Bakın kapandı. Şimdi gelin bir konsola bakalım. Şimdi Collapse Show'du arkadaşlar en başta hatırlarsanız. Yani açıktı. Daha sonra bakın tıkladıktan sonra collapsing oldu. Yani şimdi şuraya tekrar geliyorum. Bakın şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakın collapsing oluyor ve sonra collapse oluyor. Şimdi biz hemen tıkladıktan sonra class adını aldığımız için arkadaşlar tıkladık. Hemen sonra class adını aldık. Bu yüzden bakın collapsing oldu. Tamam aslında güzel. Hem onu da görmüş olduk. Bir de şey yapabiliriz mesela. Biraz bekleyelim. Şuraya ben thread silip koyayım. Bir saniye sonra ben class adını tekrar alayım. Yani şunu direkt kodluyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum ve yazılıyorum. Bakalım bu sefer attribute değeri arkadaşlar yani class değeri ne olacak? Evet, bakalım arkadaşlar. Bakın ilk başta açıktı. Sonra tıkladım. Kapanıyor oldu. O animasyon aslında. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ve daha sonra kapandı arkadaşlar. Bakın 3 tane değeri de görmüş olduk. Yani siz bu değerlere bakarak testinizi aslında edebilirsiniz. Bu arada ben bu Selenium temel derslerinde assertion falan koymuyorum. Çünkü amacım tamamen Selenium'a odaklanmak. Yani böyle JUnit falan kullanarak biz burada aslında test yazabiliriz. Ama
biraz gözle test yapıyoruz burada. Yani konsola bakıp kendimiz şey yapıyoruz. Ama o da çok zor değil arkadaşlar. Biz bu aldığımız değerleri kıyaslayıp bir assertion yapıp yani JUnit veya TestNG ile o şekilde test yapabiliriz ki aslında testin amacı da yöntemi de öyle olmalı arkadaşlar. Evet, aslında akordiyonlar aslında bu şekilde arkadaşlar. Yani attribute adına bakarak attribute adındaki değişimleri gözlemleyerek veya kıyaslayarak diyeyim. Biz akordiyonları arkadaşlar valide edebiliyoruz. Yani açık mı, kapalı mı, açılıyor mu gibi yapabiliyoruz. Bu arada mesela şey de yapılabilir. Bakın dikkat edin şimdi. Bunu açtım arkadaşlar. Şunu bir sileyim. Şimdi bunu açtım. Şuna tıklıyorum. Bakın yukarıdaki kapandı, aşağıdaki açıldı. Bunu da aslında siz de kendiniz mesela bu da şey gibi olsun. Yani kendi bir pratiğiniz gibi olsun arkadaşlar. Bunu mesela yani ilk şunu açın. Daha sonra şuna tıklayın. Yukarıdakinin kapandığını, aşağıdakinin açıldığını yine attribute adlarına göre arkadaşlar bulun mesela. Bu da aslında güzel bir pratik olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla aslında uzatmama çok gerek yok. Genel olarak bu şekilde diyebilirim akordiyonlar arkadaşlar. Diğer videoda autocomplete geçeriz ve bu şekilde ilerlemeye devam ederiz. Umarım video faydalı olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.